Sevgili gençler merhaba. Ben matematik öğretmeni Hakan Alabalık. Yükseköğretim Kurumları sınavında ikinci bölüm oluşturan alan yeterlilik testinin matematik bölümünü birlikte inceleyeceğiz. Sınavdaki yeri ve yapmanız gerekenler konusunda ipuçları paylaşacağız. Değerli arkadaşlarım, alan yeterlilik testindeki soru sayısı, kimlerin bu soruları yapması gerektiği ve soru çeşitlerine yaklaşımlar üzerine açıklamalarımızı başlayarak yapalım. Kırk sorudan oluşacak alan yeterlilik testi. Bunun genellikle 31 veya 32 tanesi, yıllara göre değişebiliyor, matematik ağırlıklı. 8 veya 9 tanesi ise geometri ağırlıklı olacak. Bu konuda soruların puan getirisi açısından zorluk derecesinin dışında bir farklılık yoktur. 40 soruyu bir bütün olarak düşünebilirsiniz ve kendi becerilerinize uygun olarak geometri veya matematik sorularının çözümünde tercih haklarınızı kullanabilirsiniz. AYT'de konu dağılımına baktığımızda ağırlıkla lise hayatınızın son 2 yılını içerdiğini ve bu konulardan daha fazla sayıda soru geldiğini, soru karakterlerinin ise bilgiye dayalı olduğunu görürüz. Tabii ki lise hayatınızın ilk yarısından da sayılar gibi konulardan da sorular gelmektedir. Ama ağırlık olarak bilgiye dayalı ve lisenin son 2 yılını daha çok kapsayan başlıklar olduğunu görmenizi ve çalışmalarınızı bu şekilde yönlendirmenizi tavsiye ederim. Geometri başlıkları da yine aynı şekilde lise hayatınızın tamamına yatkın olsa bile son dönemlerde gördüğünüz özellikle çemberin analitiği, trigonometri, dönüşümler gibi konulara baktığınızda hep lise hayatınızın son konuları olduğunu, lise 3 ve 4'te ağırlıkla bu konulardaki sorulara ve konulara yer verildiğini görürüz. Alan yeterlik testi, lisenin ikinci yarısında ağırlıkla yer alan ve bilgiye dayalı bir sınav türüdür. Bu soruları çözmesi gereken öğrenciler alan yeterlik sınavı matematik sorularını çözdüğünde puan alan ve kullanıma taşıyan öğrenciler eşit ağırlık ve sayısal grubu öğrencilerdir. Sözel öğrencilerin alan yeterlik testi matematik sorusu yapmalarına veya yabancı dil öğrencilerinin alan yeterlik sorusu matematik soruları yapmalarına bir ihtiyaç yoktur. Değerli arkadaşlarım, bu sınavda siz kendinizi ben sayısal öğrencisiyim, eşit ağırlık öğrencisiyim gibi tanımlamalarla sınırlayabilirsiniz. Ancak ÖSYM sizi sınava giren bir öğrenci olarak tanımlar. Dolayısıyla soruları çözerken becerileriniz dahilinde sözel puanı, eşit ağırlık puanı, sayısal puanının tamamını alabileceğiniz çoklukta çözebilirsiniz. Ama genellikle öğrenciler kendi alanlarındaki sorulara öncelik verip bu puan türünden elde edeceği sonuçlarla ilgilenirler. Fakat bu şu anlama gelmez. Bir sayısal öğrenci başarılı geçmiş bir AYT sınavı sonucunda iyi bir eşit ağırlık puanı alabilir ve isterse o puanla bir hukuk fakültesi tercihi yapabilir. İsterse sayısal puanda daha başarılı olduğu, kendi istediği alanla ilgili bir tercih yapabilir. ÖSYM sizi bir kimlikle tanımlayıp bir kısıtlama içine girmemektedir. Lütfen siz de kendinizi bu anlamda daha rahat hissedin. Değerli arkadaşlarım, genellikle bilgilerinizin ölçüldüğü ve bilginizin beceriyle buluşmasının, doğru cevaba ulaşmasının istendiği alan yeterlik sınavında bazı soruları örnek olarak inceleyebiliriz. Bu soruların matematiksel çözümlerinden çok soruyu okurken ve çözerken dikkat etmenizde önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri söylemek isterim. Birincisi, lütfen soruyu E seçeneğinin bittiği yere kadar okuyunuz. Seçenekler akıllı bir öğrenci için laboratuvar gibidir. Çözüm ile varacağınız nokta arasında size çok ciddi fikir verebilir. Örneğin seçeneklerde bulunan bir köklü sayı, bir kök 3, bir kök 2 size
köklü sayılarla ilgili bir yön verebilir ve fikriniz bu anlamda oluşabilir. Sadece tam sayılardan veya sadece pozitif tam sayılardan oluşan sonuçlar da yine sizin düşünce alanınıza fikir verecektir. Özetle seçenekler akıllı bir öğrencinin laboratuvarıdır. Lütfen burada iyi gezinin. Soruyu okurken bir bütün olarak okuyun ve tamamını anlamlandırdıktan sonra çözüm yapmaya çalışın. Örneğin bu soruda ABC'nin asal olduğunu ilk başta okuyup soruyu çözerken unutursanız ve ABC'ye tam sayılar vermeye çalışırsanız işiniz oldukça zorlaşacaktır. Lütfen bu özen göstermeniz gereken konuların altlarını çizmekten hiç çekinmeyin. Sınavdaki kitapçık sizin, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bu soruya özel asal sayıların çarpımı ile ilgili 143 ile ilgili küçük bir açıklama yapmak isterim. 2'ye bölünmez, 3'e bölünmez, 5'e bölünmez galiba asaldır diyebileceğiniz bu sayıyı kolaylıkla görmeniz için küçük bir tüyo paylaşalım. 143, ortadaki 4'ü söktüğünüzde geriye kalan 1 ve 3'ün 13 olduğunuzu gördüğünüzde 11 ile 13'ün çarpımı olduğunu anlayabilirsiniz. Eğer baştaki ve sondaki rakamların toplamını ortada buluyorsanız o sayı 11'in katıdır. Bu soruda bize böyle bir çözümlemenin avantaj sağlayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli arkadaşlar, mutlak değer konusu somutlaştırırken zorlandığımız konulardan birisidir. Çünkü hep mutlak değerden dışarı pozitif çıkar cümlesiyle yaklaşıyoruz. Lütfen mutlak değerden herkes dışarıya kendi işaretiyle çarpılarak çıkar cümlesini cebinize koyun. Tam sayı olan, x ve y'nin tam sayı olduğuna dikkat ettiğimiz bu örnek soruyu da bu mantıkla çok kolaylıkla çözebileceksiniz. Pozitif çıkmak zaten onun doğasında var. Biz aradaki işlemi aşmalıyız. Mutlak değer içindeki bir ifade dışarıya kendi işaretiyle çarpılarak çıkar. Bu soru 2020 yılında alan yeterlik sınavında çıkmış sorulardan bir tanesidir. Değerli arkadaşlarım, çok büyük olasılıkla bu sınava giren öğrenciler bu soruyla girdikleri anda ilk kez karşılaştılar. Bu sizin için de geçerli olacak. Sınava girdiğiniz anda bu nedir, daha önce hiç görmemiştim dediğiniz bir görüntüyle karşılaşabilirsiniz. Bu sizi sakın şaşırtmasın, sakın kaygılandırmasın. Mantık yürütmek ve çözüme gitmek için ihtiyaç duyduğunuz bütün veriler eksiksiz olarak soru içinde tanımlanmıştır. Yeter ki siz soruyu noktası virgülüne kadar her yazılan şeye anlam verecek bütünlükte algılayın. Gerisinden hiç korkmayın. Bu sınavlarda eşit seviyede iki öğrenci düşünün. Bilgisi ve becerisi eşit iki seviyede. Hangisinin daha çok net yapmasını istiyorsanız ona cesaret yükleyin. Ona hayal gücü yükleyin. Ona dikkat etme özellikleri yükleyin. İnanın bu yüklemeleri yaptığınız kişi yetenekleri, akademik birikimleri eşit olduğu halde daha başarılı olacaktır. Siz kendinizden bunları eksik etmeyin. Değerli arkadaşlarım, seçenekler bir laboratuvardır gibi demiştim. Bakın, bir parabol hakkında bu soruda bilgiler verilmiş. Ve bu parabolün A, B, C'sinin işaretleri aşağıda sorulmuş. Sorunun tamamını metrik olarak çözemeyebilirsiniz. Ama bir kısmından katı, kesin ve net sonuçlar elde ederseniz seçeneklerin ciddi miktarda elendiğini göreceksiniz. Seçenek elemek alan yeterlik sınavında çok ciddi ve size değer katacak önemlerden biridir. Lütfen bakın, bu soruda parabolün kollarının aşağı olduğu için negatif A olması gerektiğini görürseniz ciddi miktarda seçenek eleyebileceksiniz. Benzer bir şekilde C'nin işaretini yine gördükten hemen sonra seçenek eleyip belki de tek doğru sonuca, belki de iki seçeneğe kadar indirebileceksiniz. Sevgili gençler, Yükseköğretim Kurumları Sınavı alan yeterlik testinde matematikten beklediğimiz içerik ve ipuçlarının işinize yaramasını diliyor. Hepinize başarılar diliyorum.